Katya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyor ruhum. Annemin kanepeye oturup mutlu mutlu dikiş dikmesi evde her şeyin yolunda olduğunun en önemli göstergesiydi. Fakat özellikle babamın duymaması gereken haberler yine peş peşe gelmeye başlamıştı. Beyaz. Ne dolaşıyorsun sen öyle ciğerci kedisi gibi peşimde? Anne. Ben bilirim bu anneleri. Kesin abuk subuk bir şey isteyeceksindir. Hayır anne ya. Bizim arkadaşlar bir parti veriyorlar da. Ne partisiymiş bu? Seçim bitmedi mi? Öylesine parti işte anne, eğlenmek için. Ben de gidebilir miyim? Tabii gidebilirsin. Eğlenmek senin de hakkın. Vakitlice gider gelirsin. Saat 9'dan önce evde olduktan sonra sorun yok. Sorun da bu zaten. Saat 9'da evde olamıyorum çünkü parti 9'da başlıyor. Gece 1-2 gibi bitecek. Bu söylediğini babana söylersen seni vallahi fileto yapar. O zaman sen söyle. Allah Allah, neden ben fileto oluyorum? Hadi anne ya, sen yumuşatırsın onu. Hem sen söylersen izin verir. Asla. Ay, babanı tanımıyor musun sen? Baban böyle bir şeye izin verir mi? Ay deli bunlar ayol, babalarını tanımıyorlar. Ya of ya. Şu dükkanı kapatıp yerine sinek avlama atölyesi açsak paraya para demeyiz abi. Bence de abi. Açamadık gitti şu pizzacı dükkanı be. Ne haber Mustafa, nasıl gidiyor? Vay Faruk, geç otur şöyle. Kanada'ya gidiyorum oğlum, Kanada'ya. Kanada mı? Evet. Bak, kalifiye işçileri göçmen olarak kabul ediyorlar abi. Aklın varsa sen de gel. Yok abicim, ne Kanada'sı ya? Ben Kanada nerede onu bile bilmem ki. Karşı tarafıdır abi, karşı taraf. O Gebze taraflarında geniş hazine arazileri var, orasıdır. Sen bir sus Hasan ya. Oğlum bak, burada tornacılık yapacağına Kanada'da tornacılık yaparsın. Senede 20-30 bin dolar, fena para mı? 30 bin dolar mı? Ya. Yok be abicim ya, ne işim var benim Kanada'da? Gidelim abi ya, baksana kaç bin dolar para var. Ha? Tabii oğlum. Hem bak memleket görmüş oluruz. Kanada'da paraya para demeyeceğiz ya, bir düşünsene. Hadi abi ya, ya evet de ne olursun, bak bütün ayarları ben yapacağım ha. Olmaz dedim Defne. Babam buna asla izin vermez. Gece yarısı 2'de eve dönülür mü kızım? Ya ne olur sanki 2'de dönsem eve. Herkes dönüyor, ben niye dönemiyorum? Başkaları bizi ilgilendirmez. Sen tornacı Mehmet Usta'nın kızısın. Ne yapayım yani? Tornacılar partisine mi gideyim? Çenen düştü yine senin. Kalk şu salatayı yap hadi. Uf ya. Daha annemi ikna edemiyorum. Babamı nasıl ikna edeceğiz ki?
Hayatım, karıcığım, hadi hede de alalım şu krediyi. Bak, yeni yatırımlar yapacağım, dükkanı geliştireceğim, yani işi büyüteceğim. Kadir, 5 dakikalığına annemi uğruyorum, onu da zehir ediyorsun. Ya, kocana dükkanı için şu kadarcık bu fedakarlığı çok mu görüyorsun onu ya? Olmaz dedim, Kadir, olmaz. Ben bankamı senin kredi işlerine alet edemem. Ödeyemezsen beni işten atarlar. Ben ödeyemezsem. 3 milyar ödeyemezsem öyle mi? Yani ödeyemezsem... İki gözüm önüme aksın, kan burnum çıksın, dişim saçım dökülsün. Ben ne bileyim, karşıdan karşıya geçerken saksı düşsün, araba çiğnesin, öleyim ben ödeyemezsem o zaman ya. Hiç uğraşma Kadir. Senin işin yok, bari ben işimde kalayım. Sana kefil olamam. 2 milyar da mı olmaz? Olmaz! Tamam, peki. Peki, tamam, tamam. 1 milyar. Üf Kadir, üf! Ben gidiyorum. Gelen okuldan alacağım. Hülya, Hülya tamam karıcığım. 500 milyon olsun. Hadi Hülya. Olmaz dedim, olmaz. Anne ben çıkıyorum. Hülya, karıcığım dinle beni bak. Ya tamam Terzi, tamam abartma. Bir şeyim yok benim ya. Sen de doktorun söylediğini unutma. Şşt, doktor moktor diye konuşma. Duyarlar, panik yaparlar şimdi onu. Strese gerek yok. Yarın dükkana gelme. Ben sana uğrarım. Tamam. Sen istirahat et. Tamam Terzi, sağ ol. Tamam. Hadi güle güle. Hoşça kal. Yarın görüşürüz. Hadi. Ben uğrayacağım. Tamam, güle güle. Bir şeyim yok benim. Turp gibiyim. Hiçbir şeyim yok. Turp gibi. Ah ah! Halbuki ne güzel olacaktı. Ablamı da götürecektim partiye. Birlikte ne güzel eğlenecektik. Sen gittin de bir de ablanı götürüyorsun. Sonra ablam yeni insanlarla tanışacaktı. Partiye gelen genç ve yakışıklı çocuklarla tabii. Belki ablam onlardan birini çok beğenecekti. Hem belki de çocuk ona evlenme teklif edecekti. Ve ablam kabul edecekti. Ve sonra da eve kız istemeye geleceklerdi. Sahi birini bulur mu dersin Defne? Evlenir bile. Sonra balayına çıkarlar. Hani ablamın şu kapıdan hamileyim diye girdiğini düşünüyorum da. Sonra böyle minik minik torunların gelirler eteğine yapışırlar. Anne 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 diye bağırıp dururlar evin içinde. Aa, baba sen ne zaman geldin, kapıyı duymadın? Az önce geldim kızım. Baba sen iyi misin? İyiyim tabii, niye soruyorsun? Peki görünmüyorsun da. İyiyim ben, iyiyim. Hadi ya, yemek falan yok mu bu evde? Nerede bu millet? Nerede bu annen? Hazırlıyorlar baba, mutfaktalar. Hala hazırlıyorlar mı? Yani hazır değil daha. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Hoş geldin Mustafa. Baba, Mustafa'nın nesi var? Aman ne bileyim, takmıştır yine kafayı bir şeylere. Dur ben bir bakayım ona. Ablam niye evlenemiyor bir düşün anne. Neden? Çünkü hiç insan içine çıkmıyor da ondan. Bir partiye falan da gitmiyor. Hadi evlere koca servisi olsa yine neyse. Artık kocanın ayağına gitmek lazım. Onu partiye de gitse beğenmez birini. Kesin beğenir anne, %100. Hadi ne olur konuş babamla da yollasın bizi partiye ya. Yollamaz. Bak anne, senin yüzünden evde kalacağız ona göre. Artık bu sorumluluğu nasıl taşırsın bilemem yani. Yarın öbür gün keşke bu kızları o partiye gönderseydim diye vicdan azabı çekeceksin. Dur bakayım sen dur. Ben babanla bir konuşayım. Yani izin verir o. Verir mi? Ne bileyim. Ha. Verir. Geniş adamdır. Bak ev için özür dilerim. Aa biliyorum, gitmek zorundasın. Zaten 2 saat geciktim. Beni de terk ediyorsun. Ha, sorun değil. Gerçekten. Aa. Hadi git. Sen ne zaman geldin? Herkes de ne zaman geldiğimi soruyor. Karnın aç mı diye soran yok. Tamam hayatım, yemek 5 dakikaya kadar hazır. İyi misin sen? İyiyim ya, iyiyim. Hayır, pek iyi gibi görünmüyorsun da. Görünüyorum efendim. Bomba gibiyim.
Açlıktan halsiz görünüyorumdur. Tamam canım, hazırlıyorum şimdi hemen. Doktora gittiğimi söyleyeyim de başla hemen. Yok yaşlandın, yok bilmem ne. Anne söylesene ne oldu? Söyleyemedim, şu anda çok sinirli. Yemekten sonra bakarız çaresine. Ha? Akşam müjganlar gelecek, ben laf arasına sıkıştırırım o zaman. Ha? Ay canım. Aman Mustafa, ne var bunda üzülecek? Üzülmüyorum ben, üzülmüyorum. Ha, üzülme zaten, alt tarafı çocuğun biri Pelin arabasıyla eve bırakmış. Araba değil o, uzay mekiği. Ne olmuş yani? Arabadan inerken gördüm Pelin'i, ağzı kulaklarındaydı. Herif arabadan güzel, araba heriften güzel. Siz var ya kızlar hep aynısınız ha. Evet. Aslında biz hepimiz bizi gerçekten sevecek erkekleri bekleriz. Pelin de seni bekliyor ama sen daha açılamıyorsun bile. Ya bırak İpek ya, bitti o iş. Ne para var, ne araba var, ne şampiyonluk var. O da diğer kızlar gibi. Bende olmayan ne varsa onu seviyor. Ay Şükrancığım, biliyorsun bugün ne düşündüm? Ne düşündün? Bizim Zekeriya köydeki evi... Ay pardon, ev dedim gene değil mi? Ama sen bunu hep yapıyorsun hanım. Ay pardon hayatım. Zekeriya köydeki şatonun bahçesine bir heykel yaptıralım diyoruz. Şöyle aslanlı kaplanlı bir şey. Ha? Ne dersin Mehmet Usta? Güzel olmaz mı? Lazım tabii, lazım. Doğru, lazım. Aslında her eve lazım. Önümüz kış. Bahçedeki yolun iki tarafına koyalım diyoruz. Yani Anıtkabir'deki gibi böyle. Tamam, o aslanlı yol gibi işte. Askerler hani böyle rap rap geçiyor. Tamam, iyi olur. İyi. Artık 10 Kasımlarda size geliriz. İlahi Şükran, 29 Ekim'de de gelin, 19 Mayıs'ta da gelin. Her zaman bekleriz. Biliyor musun, bizim kızın yeni erkek arkadaşının ailesi de Zekeriya köyde oturuyor. Aa evet evet, çok zenginler. Çocuktaki arabadan Türkiye'de sadece iki tane varmış. Aa, nerede tanışmışlar? Yoksa şöyle gece geç biten partilerden birinde mi ha? Hani şöyle gece 2'de 3'te biten. Ay keşke bizim kızlar da gitse. Ne diyorsun sen Şükran ya? Ne ikisi ne üçü? Ne işi var benim kızlarımın gece yarısı sokakta? Bozacı mı onlar? Aman iyi canım. Bir şey söylemedim ki. Hemen sinirlenme. Yarın akşam defileye gidiyoruz Şükrancığım. Çocuk manken de bizi defileye davet etti. Aa, hem zengin hem yakışıklı demek ha? Ay darısı bizim kızların başına. Mankenden damat olur mu? Görüyoruz işte televizyonda. Her gün çamaşır değiştirir gibi eş değiştiriyorlar. Çıkar şu at gözlüklerini artık Mehmet Usta. Herkes biliyor ki artık saadet parayla olur. Aa tabii canım. Fakir fukara birine verecek değiliz ya kızımızı. Bundan daha iyisini mi bulacağız? Oğlum bak, burada tornacılık yapacağına Kanada'da tornacılık yaparsın. Senede 20-30 bin dolar, fena para mı? Seni öyle çok seviyorum ki Defne. Seni düşünmekten geceleri gözüme uyku girmiyor. İştah miştah kalmadı. Aşkımdan kürdana döndüm. Eğer bu mektubu aldığın yere cevabını bırakırsan seni de beni sevdiğini anlarım. Hoşça kal minik kelebeğim. İmza. Gizli aşkı. Gizli aşkı. Şimdilik tabii ki. Şimdilik tabii ki. Belki ilk mektubum eline ulaşmadı ama bu kesin eline ulaşacak Defne. Aşkım benim. Aa, sen işe gitmedin mi? Geç gideceğim biraz. Neden? Hasta falan değilsin değil mi? Yok bir şeyim ya, ne hastası? İşe biraz geç gideceğiz diye hasta mı olduk hemen? Ama merak ettim canım, ne var bunda kızacak, Allah Allah. Dur ben bakayım şu telefon. Alo? Aa, buyurun Hüseyin Bey. Ne? Mehmet mi, nasıl oldu? Hüseyin Bey, Mehmet nasıl oldu diyor. Aman ilahi Hüseyin ya. Sanki hastaymışım gibi arıyor işte. Dün dükkanda biraz başım ağrımıştı, onu soruyor. Ver bakayım bana. Hayır, hayır.
Hiç inandırıcı değilsin. Hüseyin Bey bu saatte evi arayıp senin sağlığını soruyorsa bunda bir iş var demektir. Ya kadın hemen de velvele yaparsın yani ha. Yok bir şeyim ya, ver şunu. İyi hadi, inanmadık ama al. Hadi hadi, sen bir kahve yap da içelim. Hadi hadi. Alo. Ha Terzi, nasılsın? Anne. Hı? Sen babama hala söylemedin değil mi bu parti işini? Söylemedim efendim. Söylemeyeceğim de. Babam böyle şeylere sıcak bakmaz. İyi canım. Ben de başka bir çözüm buldum zaten. Neymiş o? Şimdi biz yarın ablamla partiye gidiyoruz ya. Babama Hülya ablama gidiyoruz diyeceğiz. Olmaz öyle şey. Babaya yalan söylenmez. Doğruyu söyleyelim de ablam evde mi kalsın anne? Ya kontrol ederse? Aman ya, niye kontrol etsin? Ablamızı özledik, ziyaretine gittik. Bir gece orada kalacağız, sonra döneceğiz. Bu gayet doğal bir şey. Ama senin baban doğal değil. Bak anne, sonra evde kalırız ha. Bu da beni tehdit ediyor. Ne haliniz varsa görün kızım. Bu yaştan sonra beni karıştırmayın, tamam mı? Ben yalan söyleyemem. Gidin kendi yalanınızı kendiniz söyleyin. Ay canım. Ay, git, benim kahve de gidin. Git, git. Ya Terzi, ben senin kadar boş boğaz bir adam görmedim ha. Niye söyledin Şükran'a rahatsızlandığımı? Ya ne yapalım yani, şimdi tansiyonumuz var diye elimizi ayağımızı çekelim mi bu dünyadan? Dağlara mı vuralım kendimizi? Tamam tamam tamam. Unutmam doktorun söylediklerini, tamam. Doktor mu? Ne doktoru? Yok. Tamam Terzi, tamam, bekliyoruz. Hadi. Tamam hadi, görüşürüz. Ya Hüseyin doktora gitmiş. Dinlen minlen demişler. Yaşlandı tabii yani, dikiş dikmekten gözleri bozuldu. Diyor ki evdeyseniz size geleyim de biraz açılırım, oturur konuşuruz diyor. İyi gelsin canım. Gelsin, buyursun, gelsin. Öf Mustafa abi ya, öf ya. Gel artık bir an önce de götürün şu mektubu ya. Abi neredesin sen ya? Şu kana beşini görüşmeye gittim Faruk'la. Nasıl yani? Sen ne biliyorsun? Gidiyorum. Abi? Duramam artık Hasan burada. Uzaklara gitmek istiyorum. Nasıl olur abi? Sen daha dün gitmem diyordun. Vazgeçtim. Bir santim ilerleyemiyoruz oğlum. Para yok, pul yok, aşk yok. Abi benim 10 dakika işim var. Ben hemen gidip geliyorum, tamam mı? Bir yere kadar gitsem görüşürüz abi. Eyvallah. Gidiyorum. Kesin gidiyorum buralara. Mektup bu sefer kesin eline geçecek. Geçen sefer gibi yaş tahtaya basmak yok Hasan. Bu sefer gelip kontrol edeceğim. Hadi kalk gidelim oraya. Biraz toprakla uğraşırsın. Ya yapma Allah aşkına. Bu yaştan sonra toprakla mı uğraşacağız? Bağla bahçeyle. Asıl bu yaştan sonra uğraşacaksın. Bağ bahçe dinlendirir insanı. Gelirim ama öylesine yani, gezmek için. Ben açarım. Merhaba Defneciğim. Nerede kaldın Pelinciğim? Geldim ya. İşte. Bu arada bu sana gelmiş. Bana mı? Hı. Kızım, biz çıkıyoruz. Annene söyle, akşamüstü dönerim ben, tamam mı? Tamam baba. Bakayım şu ayakkabılarımı ver bana. Hadi, hoşça kalın. Görüşürüz Hüseyin amca. Görüşürüz Hüseyin amca. Defne mektubu almış mıdır acaba? Ona olan duygularımı öğrenmiş midir? İyi ki bana o mektubu yazmışsın Hasan. Yoksa beni sevdiğini hiçbir zaman bilemeyecektim. Aslında gelip söyleyecektim ama böylece daha romantik olur diye düşündüm. Ah, sevgilim ne kadar romantiksin. Öyleyimdir. Defne, benimle evlenir misin? Evet, evet, evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Defne, aşkım. Hasan'ım.
Hakikaten of ya. Ne çok soru sormuşlar. Doldur doldur bitmiyor. Ya Mustafa abi, sen şimdi ciddi ciddi Kanada'ya gidiyor musun? Oğlum, gidiyoruz dedik ya, ciddisi mi var? Ben? Ya sen bir dur. Önce ben bir gideyim bakalım. Ay hep beraber partiye gideceğiz. Ne güzel. İnşallah şu şapşal çocuk peşimize takılmaz. Şu arabası uzay mekiği gibi olan çocuktan mı bahsediyorsun? Evet, arabası uzay mekiği gibi ama kafası yontma taş devrinden kalma. Ay o kadar salak ki. Aa, sevmiyorsun yani o çocuğu. Ya saçmalama, annemin dininden kurtulmak için birazcık dolaştım o kadar. Ah, Defne ne oluyor? Baksana, gizli aşığım mektup göndermiş yine. Aa, bakayım. Oğlum form doldurmanın yardım mı olur? Bırak, ben kendim hallederim. Olsun abi, yardım edeyim ya. Hiç olmazsa sayfalı falan çeviririm. Oğlum neyi çevireceksin? Topu topu iki sayfa. Bir şey mi arıyorsun? Yo, öylesine baktım. Öylesine? Evet, güzel paspas. Durun durun, daha bitmedi. Bakın ne diyor. Hoş geldin Mustafa. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk İpek abla. Merhaba Mustafa. Merhaba. Hasan sen otur, ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Peki abi. Hasan gel gel. Gel otur, dinle bak, çok komik. Dinlerim tabii. Ne o? Ya biri Defne'ye aşk mektubu yazmış. Defne'nin gizli aşkı anlayacağı. Hayatımda aldığım en komik mektup bu. Öyle mi? Evet Hasan öyle. Bak bak dinle. Seni öyle çok seviyorum ki Defne. Seni düşünmekten geceleri gözüme uyku girmiyor. Ay kim acaba bu Defne'den ya? Ay bilmiyorum ama kürdan gibi biri olmalı. Baksana aşkından kürdana döndün diyor. Demek sen artık dişlerini sevgilinle karıştıracaksın. Hüseyinlerin Beykoz'daki krevine gittik biz de bugün. Ne yapmaya? Hiç öyle gezmeye. Yeşillik falan. Ne güzel vallahi. Aa ne güzel. Ben sana hep söylüyorum zaten. Gez, dolaş. Tıkılıp kalıyorsun o dükkana. Tıkılıyoruz vallahi. Pek hoşuma gitti oraları. Kendime geldim be. Deniz havası da aldım. Vallahi bu parti işi içime hiç sinmedi aslında. Babam ablama gitmediğimizi bir öğrenirse kemiklerimizi kırar. Aman bir şey olmaz abla ya. Senden mi korkaksın ha? Ne haber kızlar? Aa Mustafa da gelsin bizle. Nereye? Ya nereye olacak, partiye? Sen de gelsene bizimle. Ben partiye falan gelemem can. Ay Mustafa gel ya, bak Pelin de geliyor, ne güzel eğleniriz. Ya kızlar ben size bir şey söyleyeceğim. Ne oldu abi, bir şey mi oldu? Yok bir şey yok. Ben bir karar aldım da onu ilk defa size söyleyeceğim. Neymiş o karar Mustafa? Ben Kanada'ya gidiyorum. Çalışmaya. Kanada'ya mı? Mustafa ne işler çıkarıyorsun sen de başıma? Niye ki? Kanada mı? Hanım. Hı. Ben bir daha emekli olsam nasıl olur? Nasıl yani? Yani part-time canım. Haftada birkaç gün giderim dükkana. Gerisinde de dinlenir. Bilmem vallahi. Evde oturunca daralıyorsun, sonra bizi de daraltıyorsun. Hem sen dükkanı bırakamazsın Mustafa'ya. İçin rahat etmez senin. Peki sen Kanada'ya gidince dükkan mı olacak Mustafa? Babam çalışıyor ya, Hasan'la ikisi idare ederler. Mustafa ile Hasan hallederler dükkanı. Ben de arada bir gider bakarım. Nereden çıktı bu emeklilik işi yine? Eski sağlığımız kalmadı Şükran. Maşallah babam turp gibi hala. Bana ihtiyacı yok. Zaten iki sene sonra da döneceğim. Biri abimi gaza getirmiş abla. Ben biliyorum kimin onu gaza getirdiğini. Kim? Pelin'in içinden indiği spor araba. Ya saçmalama, ne alakası var?
Bana ne Pelin'den, bana ne onun arkadaşının arabasından ya. Öyle bir döneceğim ki Kanada'dan, öyle bir araba alacağım ki kendime. Nasıl, iyi kaçıyor değil mi araba? Ay harika bir araba. Kim bilir ne kadar da pahalıdır. Çok pahalı tabii. Kanada'da kaldığım yıllarda kendime özel olarak sipariş ettirmiştim. Ay ne güzel. 400 beygir. Dünyanın en hızlı sedanı. Rengi de çok güzel Mustafa. Senin gözlerinin rengi. Seni hep bekledim biliyor musun Mustafa? Dönmeni bekledim. Öyle mi? Evet. Sana bir şans daha vereceğim Pelin. Benimle evlenip evinin kadını olacaksın. Mustafa. Ben gidiyorum. Tamam, kesin gidiyorum. Tabii tabii, biz çok gördük o gidenleri. Sizden inanmanızı falan bekleyen yok. Nasıl olsa giderken görürsünüz. Yalnız babama bir şey söylemeyin, ona en son söyleyeceğim. Abim ciddi galiba. Evet, bence de. Heh. İşte sana ıhlamur kaynattım. Bunu iç, sana iyi gelecek. Hadi bakayım. Şükran. Bak, yalnız bu emeklilik işini Mustafa duymasın şimdilik, tamam mı? Ben biraz daha düşüneyim. Ona en son söyleyeceğim. Ay çocuğum, ne kadar sevinecek sen dükkanı bırakıyorsun diye. Niye seviniyormuş? Şey için canım. Ona güvendiğin için. Başka ne için olacak? Hüseyin'dir bu. Öyle mi? Gel Hüseyin, merhaba. Hoş geldin. Gel. Hoş geldiniz. Hadi hazırsan çıkalım Mehmet Usta. Hemen hazırlanıyorum. Aa, nereye böyle ihtiyarlar? Hı? Şey yapacaktık, bahçenin çitlerini boyayacaktık. Tamirat işleri var da. Bana bak Terzi, bu emeklilik işini şimdilik Mustafa'ya söylemiyoruz. Tamam mı? Şükran'a da söyledim. Niye? Ya ben güzel bir konuşma yapıp öyle bırakacağım bunu. Devir teslim töreni yapacak herhalde. Oğlan da sana bir plaket versin. Dalga geçme. Tamam, dalga geçme. Bunlar ciddi işler ya. Dolduracaksın ki o da biraz işi sıkı tutsun. Hazırsan çıkalım. Ben hazırım, hadi. Hadi bakalım, kendinizi yormayın. Hadi. İhtiyarlar, tamam mı? Hadi. Merhaba anne. Hoş geldiniz çocuğum. Babamlar nereye gidiyor? Örmekler anneciğim. Beykoz'a. Hasat zamanı başladı ya. Elinizi öpün. Hadi. Hadi geçin çocuklar, siz şöyle, ben mutfakta işim var, çıkıyorum. Kedi gibi damat. Nereye bıraksak geri dönüyor. Anne ben de sana yardım edeyim. Uya. Ya bak güzel. Şimdi bak, bugün cumartesi. Pazartesi çeksek bu krediyi, cumaya kadar kendini amorti eder bile. Ha? Aman Kadir, amma yapışkansın ya. Olmaz dedim, olmaz. Batırırsın sen bu parayı. Sonra olan bana olur. Ben parayı batırırım. Ha ha ha, güleyim bari. Sen daha kocanı hiç tanımıyorsun Hulya. Tanıyorum. Tanıdığım için olmaz diyorum ya. Ne? Ne dedin sen? İşte şimdi kalbimi kırdın. Kırıldım. Yıkıldım. Artık gel sana o bankadan kredi alalım desen de. Dizlerime kapanıp yalvarsan da. Yolumu adaklar adasan da. Ben o bankadan krediyi almam. Alamam. Tövbeler tövbesi. Benim peşimden koşan onlarca banka, onlarca finans kuruluşu varken ben gelip sizin bankanızı tercih ediyorum. Senin söylediğin şu lafa bak. Beni sonsuza kadar kaybettiniz Hulya. İyi, anlaştık o zaman. Dur Hülya. Tamam, belki bankanızı affedebilirim. Yok, bu böyle olmayacak. Ben keşke çiçek falan alsaydım, o zaman kabul ettim. Öldüm ya. 2 saattir sıra bekliyorum. Ne zor işmiş şu Kanada'ya gitmek ya. Ben de seni bekliyordum Mustafa abi. Hayırdır, bir şey mi oldu? Şu formları nereden alıyordun? Hangi form? Ya
Kanada'ya giriş formlarını. Niye? Ya ben de gideceğim de. Olmaz oğlum, sen gidemezsin. Gideceğim abi. Hasan? Gideceğim abi, ben de Kanada'ya gideceğim. Kırılan kalbimin mimarı Kanada olacak. Oğlum sen iyi misin? Ben iyiyim abi, iyiyim de. Kalbim çok fena kırık be abi. Ay canım, canım kardeşim benim. Anne. Ah canım, eline sağlık. Afiyet olsun. Bu sefer emekli oluyor yani babam, öyle mi? Kesin kararlı mı? Yok canım, babanın bir dediği bir dediğine uyar mı? Adam politikacı olacakmış, yanlışlıkla tornacı olmuş. Aa, abla hoş geldin. Hoş bulduk canım. Anne, hı, ablama söyledin mi? Neyi? Akşam onda kalacağız ya Mahsucuk'tan. Mahsucuk'tan mı? Gel abla gel. Ben şimdi sana mutfakta her şeyi anlatırım. Yalnız muhtemel kazalara karşı çalışıp çok dikkatli ve uyanık olmalıyız. Yoksa baban trafik canavarı olur, hepimize ezer geçer. Gel. Anne yine ne çeviriyor bunlar? Ne çevirecek? Başını derde sokmaya uğraşıyor. Ay hadi gel. Bana bak. Bana bakın. Başınıza bir şey gelirse vallahi ben karışmıyorum, ona göre. Anne. Hı. Mustafa seninle konuştu mu? Neyi? Kanada'ya mı ne gitmeye karar vermişti? Kanada'ya mı? Hangi Kanada'ya? Bir tane Kanada var anne, o da dünyanın öbür ucunda. Aa, nereden çıktı şimdi bu? Ay ne bileyim ben anne. Göçmen olarak gidecekmiş de, çalışacakmış da. Yok canım, nereden çıktı bu? O sizinle dalga geçmiştir. Sen yine de bir konuş istersen. Ne konuşacağım canım, Allah Allah. Olur mu öyle şey? Nerede kaldı bu çocuk? Anne biz çıkıyoruz. Ay hadi çabuk olun. Babanız gelmeden bir an önce çıkın. Ay, bir de parti çıkardınız başıma. Babam bizi böyle görse hayatta inanmaz ablama gittiğimize. Aman nereden görecek abla ya? Hadi gelmeden çıkalım hadi. Bir yere mi gidiyorsunuz? Evet baba, Hülya ablama gidiyoruz. Ablana mı? Niye? Özledik baba. Onda kalacağız biz bu gece. Allah. Özlemişler ablalarını işte canım. Abla bu, özlenmez mi? Ya, tabii, tabii özlenir de. Daha bugün burada değil miydi ablanız? İyi de biz göremedik ki. Şöyle doya doya bir sohbet edemedik ablamla. Evet, konuşturmadı hiç enişten bizi. Sürekli bireysel kredi başvurusu yapıyordu. Ablanıza gidiyorsunuz da... Niye böyle süslendiniz? Süslenmiş miyiz? Aa, süslenmişler mi? Aa, ay çok komiksin. Ay yok, sen süslü kız görmemişsin. El alemin kızları ne biçim süsleniyor böyle palyaço gibi? Bak benim kızlarıma ne kadar sade. Bunlar mı sade? Tabii baba, süslenmedik biz. Hatta bakımsız bile sayılırız. Aa, söylüyorum, babanızın gözleri bozuldu kızlar. Ya şimdi bunlar süslü değil mi? Mehmet, yani bu çocuklar şimdi büyüklerini ziyarete giderken yataktan kalktıkları gibi mi gitsinler ha? Benim çocuklarım saygılıdır ablalarına karşı. Ya. Tabii biz ablamıza saygı gösteriyoruz. İstersen gitmeyiz ama. Saçmalama abla, söz verdik, bekler şimdi bizi. Hadi biz artık gidelim. Hoşça kalın. Evet, evet. Hadi güle güle kızlar. Ablanıza hoşça selam söyleyin. Hoşça kalın. Hasbinallah. Yani ablalarına saygılılar da niye bize değiller ha? Evde niye böyle dolaşmıyorlar? Mehmet, boş ver sen şunları canım. Sen anlat bakayım bana. Ne yaptınız? Boyadınız mı çiti? Boyadık. Çok güzel oldu. Ne renk boyadınız? Eflatun. Eflatun. Aa! Ah, harika bir renk. Harika tabii. Ben seçtim. Biraz şirin olsun istedim. Ne zevklisi. Başka neler yaptınız? Şükran, ne diyorum biliyor musun? Biz de bir ev alsak mı oradan ha? Köylüler falan çok güzel. Hele bir de bir kahve var. Of, of. Yani orada dibek kahvesi pişiriyorlar. O bir de dibek kahvesini paketini... Şimdi bu Kanada işini bir tek babama söylemek kaldı.
Evet, nasıl söyleyeceğiz? Ya oğlum bir de sen çıktın başıma. İşimi iyice zorlaştırıyorsun ya. Ne kadar bencilsin Mustafa abi ya. Sen git oraya kafayı dinle, köşeyi dön. Biz burada sürünelim. İyi vallahi. Sürünmüyorsun ki, ne güzel hayatın var işte. Sen niye gidiyorsun o zaman? Ben giderim. Ben de giderim o zaman. Gidemezsin. Giderim. Gidemezsin. Giderim. Gidersin. Gidemem. Bak gidemezsin. Ya giderim. Ben de giderim. Bahçeye domates ekelim diyoruz Şükran. Bir kenarına da böyle biber kıvırcık falan. Koparır koparır yeriz taze taze. Sen bayağı kaptırdın. İyice düşündün mü? Karar verdim. Mustafa'ya devredeceğim dükkanı. Yapacağım konuşmayı bile hazırladım ya. Merhaba anne. Merhaba baba. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Ben bir Mustafa'ya bakayım da geleyim, oldu mu canım? Mustafa? Efendim anne. Oğlum, duyduklarım doğru değil, değil mi? Ne duydun anne? Ama ne bileyim ben. İpek işte bir şeyler söyleyip duruyor. Yok Kanada'ya mı gidecekmişsin, Amerika'ya mı gidecekmişsin, öyle bir şey. Evet anne, gidiyorum. Nasıl yani? Basbaya gidiyorum anne, işte çalışmaya. Oğlum olur mu öyle şey? Gitmem lazım anne, çok boğuldum ben burada. Üstüme iyilik sağlık ayol, ciddi bu. Ciddiyim tabii. Olur mu öyle şey, çocuğum bırakıp gitmek? Ya fazla değil ki anne, 2 sene falan kalacağım. Çok iyi iş imkanları var. Oğlum baban ne der, yıkılır adam. Yıkılmaz anne, güçlüdür benim babam. Bak oğlum Mustafa, ben artık iyice yaşlandım. Bir ayağım çukurda sayılır. Bundan sonra dükkan da, kızlar da, annen de sana emanet. He? Oo, hoş geldiniz. Sinan. Geçmiş olsun Mehmet Usta. Terziden duydum, nasılsın? Ya hay gitmez olaydım şu doktora ya. Hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyisiniz değil mi Mehmet Bey? Ya iyiyim ben, iyiyim. Bu terzi de her şeyi abartır yani. Geçin hadi, geçin. Çocuğum ne işin var oralarda? Aç değiliz, açık değiliz. Bak ne güzel hep beraberiz. Anne her şeyi daha da zorlaştırma. Oğlum biz seni görmeden nasıl yaşarız? Ömür boyu kalmayacağım ki oralarda anne. 2 seneye kalmaz dönerim. Yapma be oğlum. Ne yersin, ne içersin oralarda? Nerelerde kalırsın? Ay gördün mü, baban çok üzülecek şimdi. Ay başımıza gelenlere bak. Biraz üzülür tabii ama ne yapalım? Bu ikimiz için de daha iyi olacak. Ben en iyisi gidip söyleyeyim de bitsin bu iş. Sinan abiler de burada. Onlar da destek olur belki bu işe. Allah'tan Mustafa var da dükkana gitmeden idare edebiliyorsun. Ya biz ne yapalım? Ya ya bu yaştan sonra anlaşılıyor evladın kıymeti. Ya evet. Mustafa gel evladım, gel otur. Hoş geldiniz. Tamam oturayım. Hoş geldiniz, hoş geldin canım. Biz de senden söz ediyorum. Daha dün şu kadarcıktın, şimdi büyüdün, dükkanı çekip çeviriyorsun. Bugünler için yetiştirdik biz bunları. Doğru vallahi. O da olmasa mahvolur Mehmet. Yani niye mahvolsun babam? Daha bana muhtaç değil ki. Kafadan 2-3 sene daha yürütür tek başına dükkanı. Değil mi Sinan abi? Yok öyle deme. Baban artık iyice yaşlandı. Sensiz dönmez o dükkan. Sinan doğru söylüyor. Ne yalan söyleyeyim. Öyle aslında. Baba ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. Ben neyse sonra söyleyeyim. Bir de böyle bir şey var bu evde. Bir şey söyleyeceğim deyip söylememe olayı. Yine bir şey olacak, en son ben duyacağım. Bu işler böyle Mehmet Usta. Babaya söylemiyorlar. Ya ama anlamıyorum yani.
neden en son babalar duyar? Yani neden ondan saklarlar? Aa Şükran, bizim kızların gittiği parti ne partisiymiş Allah aşkına? Pelin apar topar çıktı, hiçbir şey soramadım. Hangi kızların? Ne partisi? Ne partisi? Siyasi parti. Evet. Siyasi parti mi? Evet. Kızlar demiyorlar mıydı biz de bu ülkenin geleceğinden pay alalım? Biz siyasi partiye girelim filan. Ay ilahi Şükran, ne diyorsun Allah aşkına? Ne mi diyorum? Müjgan sen gelsene benimle mutfağa. Gel canım gel. Ben sana orada çok hoş bir tığ işi yaptım ben yeni. Ah harika, gel onu sana göstereyim. Gel canım gel sen. Kesin bunlar bir şey çeviriyorlar. Şüpheli hareketler bunlar. Sen de ne evhamlı adamsın be Mehmet. Öyleyimdir. Ya bunları sen bilmezsin. Entrikacı bunlar ya. Bizanslılar. Kızlar da olmayınca ev pek bir sessiz. Ya neyse, yarın gelirler, merak etme, ablaların da yerleşecek halleri yok. Ya özledim biliyor musun? Dur ben bir şunları arayayım. Seslerini duyayım hiç olmazsa. Ay, bir dakika dur. Sen ne yapıyorsun orada sen? Nereye telefon ediyorsun sen? Bir dakika. Hülya'ya. Ne Hülya'sı? Niye? Şimdi ben çok önemli bir telefon bekliyorum ben. Meşgul etme telefonu. Kimden bekliyorsun? Kimden bekliyorum? Evet, Sevinç. Sevinç bana çok önemli bir telefon edecek. Canım ben fazla konuşmam. Sen. Güleyim bari. Ayol sen bir saat konuşursun. Ya ben sen miyim ya? Ver şunu. Bak bir dakika. Ne? Sen neden bu oğlanı çağırıp da şu emeklilik işini konuşmuyorsun ha? Sabah konuşacağım onunla. Sabah olmaz. Şimdi tam zamanı. Çünkü neden biliyor musun? Sabah sersem olur. Uyku sersemi bir kulağından girer bir kulağından çıkar. Bak ne yapalım istiyorsan ben şey yapayım. Şimdi gideyim çağırayım oğlanı. Şimdi konuş. Evet. Bu çok en güzeli bu. Çağır. Mustafa. Oğlum, baban salonda. Hadi git şu konuyu bir onunla konuş. Ha? Çok üzülüyorum bak. Hadi çocuğum. Havası nasıl ki? Çok iyi, çok iyi. Tam konuşmalık. Tamam, konuşayım. Ama dur, yani o sana bir şeyler anlatsın önce, sonra sen konuş, olur mu? Niye, bir şey mi söyleyecek? Bir şey söyleyecek yok. Değil, bir şey söylemeyecek de belki söyler. Ne korkuyorsun oğlum? Gel bakayım, geç. Geç evden. Geç. Nasılsın baba? Dükkana gelmedin bugün. Evet, gelmedim. Terzi Hüseyin'leydik. Ben baktım kapıya. Selam Şükran yenge. Merhaba. Ustayla ben bir şey konuşacaktım da. Daha sonra gelsen. Gel Hasan gel. Seni de ilgilendiriyor bu konu. Geldim usta, geldim. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Nasılsın abi? İyilik. Abi söyledin mi? Yok daha değil. Sen ne söyleyeceksin? Önce sen söyle. Yok. Sen söyle. Benimkiler biraz uzun. Ya benimki kısa ama uzayabilir de. O yüzden sen söyle. Yok canım sen söyle ya. Ay olay çıkacak kesin. Mehmet çıldıracak. Söylesene baba ya. Bence de önce sen söyle. Ne demişler? Söz büyüğün. Yok. Önce o söylesin. Merak ettim bayağı. Ben söyleyeyim istersen Mustafa abi. Ya sen bir dur ya. Ya uzattınız ama ha. Neymiş söyleyeceğiniz? Hadi söyleyin. Ya şey... Baba. Evet. Ben göçmen işçi olarak Kanada'ya gitmeye karar verdim. Ben de usta. Nasıl? Gitmek zorundayım baba. Biliyorum biraz yalnız kalacaksın ama
Sadece bir süre için. İnan bana, çok daha güçlü olarak geri döneceğim. Hem sen istiyorsan çalışma burada, ben sana para yollarım. İşlemlerim bitti gibi. Ben de başvurdum usta. Ben de gidiyorum Mustafa abimle. Baba, sen ne söyleyecektin? Yok, yok bir şey. Bir şey söylemeyecektim. Annem yanılmıştı. Hepimiz babamın böyle bir habere çok sinirleneceğini düşünürdük. Ama o hiç sinirlenmedi. Çünkü babam o gece tek bir söz söyleyemeyecek kadar yıkılmıştı. Çocuklara, çocuklar bir sütün.